Efendim ben de sözlerimi MHP İzmir Vekili ne abisine Allah'tan rahmet, kendisine sabır ve MHP grubuna da başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Şöyle almak lazım galiba bunları. Şimdi Atilla Sertel burada arkada oturuyor. Dün görsel medyanın halini çok açık, net ve beni de biraz utandıracak bir şekilde arz etti dikkatinize. Bu kadar bağırabiliyorum ancak. Biraz belki AKP grubundan yardım isteyebilirim ilerleyen dakikalarda ama. Ben de bugün izninizle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesi hakkında kanaatlerimi serdetmek istiyorum. En basiti bir örnekle başlayalım dedim. Elime bir gazetenin 10 Aralık nüshasının birinci sayfasını aldım. Bakın Sabah gazetesinin 10 Aralık nüshasında üste sür manşette bir başlık var. MTV'de yani motorlu taşıt vergisine indirim diye yazıyor. Ne güzel değil mi? Biliyorsunuz biz bu vergiyi yılda iki taksitle öderiz. Demek ki Ocak'ta ödeyeceğimiz taksit bugüne göre daha düşük olmalı. Bu manşet bunu anlatıyor. Hayır öyle değil. %25 zamlandı MTV. Yani indirme değil, bindirme var. Sadece bindiren şahıs bindirilen miktardan biraz azaltmış. Şimdi peki bu manşet hakkında objektif olarak ne denilebilir? Normal sokakta konuşsak yalan deriz. Siyaseten kandırma deriz. Ceza kanununda yazdığına göre gözbağcılık, zarfçılık, sahtekarlık, belgede sahtecilik denir. Denilebilir ki yine aynı şekilde. Peki bu okuruyla gazete arasında bir mesele. Evet ama yalan haber diye İletişim Başkanlığı geçen sene 8-3 tane gazeteye, yerel ve ulusal gazeteye yalan haber bastığı gerekçesiyle ceza verdi. Bu haberlerden birisi şu anda aramızda bulunmayan başkanın eviyle ilgili. Yargılaması devam ediyor. Başkanın yardımcısı basın ilan kurumu başkanı sıfatıyla Twitter'la verilen cezayı açıklıyor. Hadi buraları geçtik. Akreditasyon gibi büyük bir ayıp var. Genelkurmay, Genelkurmay Başkanlığı'nın icat ettiği bir yöntemdir bu. 40 sene müddetle ben gazetecilik yaptım. Bunun ilk 25 senesinde Genelkurmay Başkanlığı kendi koyduğu kriterlere uymayan gazetelerin muhabirlerini dahi askeri testleri almaz, sorularını cevaplamazdı ve büyük ayıp ederdi. Peki, bu sene 29 Ekim'de, yine 10 Kasım'da bazı gazete ve televizyonların Anıtkabir'e alınmaması ne anlama geliyor? İnanın Genelkurmay'ı gerçekten kıskandırdınız. O kadarını bunlar bile, onlar bile akıl edememişti. Bakın o konuda bir cümlem daha var. Burada cezalanan o gazete ve televizyonlar değildir. O gazeteleri ve televizyonları izleyen, o törenleri görmek isteyen, izlemek isteyen, duygularını paylaşan bir mefkure şeyle, bir televizyon ve gazeteyle paylaşmak isteyen okur ve izleyicilerdir. Dilerim ki başkanlığın bu akreditasyon uygulaması sadece bir sansürcülükten ibarettir. Yoksa arada sırada yolu oraya düşenlerin izlemeye gidildiğini düşünülürse ve buna izin verilmiyorsa şunu söyleyeyim, ben Atatürk'e gitmek için kimseden izin falan almam. Böyle bir izne de muhtaç değilim. Ne gazeteci olarak ne siyasetçi olarak. Son olarak bir başka keyfi uygulaması daha var İletişim Başkanlığı'nın maalesef. Basın kartları keyfine göre veriyor, keyfine göre iptal ediyor. Hatta o noktaya kadar getirdi ki bu işi. Sadece onursal anlamı olan şeref kartı, sürekli kart gibi, sürekli basın kartı gibi kart hamillerinin de kartlarını iptal ediyor. Bakın ben 9 ay önce başvurdum. Aranızda 9 ay oldu döneli Anayasa Mahkemesi kararıyla. Benim 40 senelik gazeteciliğim olduğu için benim sürekli kartım var. Ben bu kartı sadece gazetecilik günlerimi anmak için bir yerde saklarım. Bunu vermiyor 9 aydır. Vermediği gibi gerekçesini söylemiyor. Dava ettim, mahkemeye bilgi vermiyor. Daha ne diyeyim? Bu iletişim başkanlığı iletişimsiz başkanlığı olmuş durumda maalesef. Ve daha ötesi var. Bendeniz gazetecilik yaparken toplam şöyle not almak durumunda kaldım.
Buyurun, buyurun. Tekrar ediyorum, 22 hükümet, 12 başbakan. Bakanları, bürokratları saysam sürem zaten yetmez. Ama yalanla, dolanla, iftirayla başarılı gösterilen bir yönetim görmedim ben. Ne askeri yönetim, ne siyaset. Son cümlem. Geçen gün teşkilat dizisini izliyordum. Teşkilat dizisi bu ülkenin yine Cumhurbaşkanlığı'na bağlı son derece güzide kurumlarından birini anlatıyor. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı. Orada bir karanlık karaktere geliyor gelmekte olan diye bir cümle konmuş ağzına ve buradan Sayın Genel Başkan ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganını karalamaya aklınca birileri akıl etmiş. Eğer bu akılda yine aynı Cumhurbaşkanlığından maaş alan iletişimsiz başkanlığa aitse benden önce bu konuda MIT'in harekete geçmesini beklerim. Hepinize saygıyla selamlarım.